Hoş geldiniz. Arkadaşlar bomba gibi bir video ile karşınızdayız. Çok hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü bugün nereye gidiyoruz, ne çekiyoruz? Arkadaşlar bugün Cunda vlog çekiyoruz. Arkadaşlar bugün Cunda vlog çekeceğiz. Cunda'ya hepiniz bizimle beraber gelmiş kadar olacaksınız. Söz veriyorum. O zaman at arabası mı? At arısı arısı. Öyle bir şey. Eşek arısı mı bilmiyorum, atı bilmiyorum. Haydi o zaman Cunda vlog başlasın. Heyecanlı mısın Cunda'ya gittiğimiz için? Sen şimdi küçükken gitmiş. Geçen sene gitmiştik ama hatırlamıyor olabilirsin. Şimdi bu sene tekrar gittiğimizde bir sürü şey. Cunda'nın en meşhur şeylerinden birisi ne? Rüya? Ha, neredesin dedim. Cunda'nın en meşhur şeylerinden birisi damla sakızlı dondurmasıdır. Onu da tadacağız. Hepsini size yorumlayacağım damla arkadaşlar. Damla sakızlı dondurması ben bir kere yemişim. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten hem lezzetli. Hem de Cunda'da yedim. Arkadaşlar an itibariyle Ayvalık'tayız şu anda. Şöyle deniz buradan artık yavaş yavaş görünmeye başladı. Rüzgar galiba uyumuş. Annem bu nasıl bir uyumak ya, Allah aşkına nasıl uyudun sen böyle? Uyumadın ki. Ya şakaladın bizi. Şimdi Rüya bir köprünün üstünden geçeceğiz ve ondan sonra bir köprüden daha geçtikten sonra Cunda'dayız. Hemen gösteriyorum. Ve işte bahsettiğim köprü bu. Sağımızda deniz var, solda deniz var ve biz köprüden tam denizin üstünden annem geçiyoruz şu anda. Annem şu anda acaba bu köprü kırılır, denize düşer miyiz? Ve anlık şu anda arkadaşlar Cunda'dayız. Önce biraz denize gireceğiz. Burada denize geldik, şöyle göstereyim. Evet, burası arkadaşlar belediyenin plajı, arka plaj diye geçiyor. Evet, çok güzel böyle bir deniz var buranın değil mi? Böyle derinleşmiyor hemen, suyu güzel, suyu komple çok güzel. Bugünü burada geçireceğiz. Rüya ve Rüzgar başladılar bile galiba denize girmeye. Denize gireceğiz. Sonrasında arkadaşlar taş evlerini oraya götüreceğim size. Çarşıda. Çarşıyı gezeceğiz. Yemek ısmarlarsın bize. He? Ayvalık ya burası. Ayvalık tostu. Ayvalık tostunu buldum. Çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel. Ayvalık tostu sözüm var. Tamam. Dondurma da. Tamam. Hadi bakalım. Ya Rüzgar nasılsın? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten havuz suyu gibi ya. Haydi o zaman. İyi eğlenceler size. Arkadaşlar su gerçekten çok sıcak ve gördüğünüz gibi hiç dalgası yok. Cunda'ya gezimizi, Cunda'yı tanımaya devam ediyoruz. Cunda gezimize devam ediyoruz. Uzun süre suda Rüya ve Rüzgar ve hiç çıkmadılar ama şöyle söyleyeyim, su inanılmaz sıcak. Şimdi gidiyorum, Rüzgar'a bir soru sormam gerekiyor çünkü acıktık zannediyorum. Bir şeyler yiyeceğiz, ne yiyecek merak ediyorum Rüya ve Rüzgar. Rüya'ya sordum az önce hamburger dedi. Burada malum Ayvalık'tayız. Ayvalık tostunu denemek lazım. Biraz sonra Ayvalık tostunu yiyip size yorumlarımı söyleyeceğim. Rüzgar, şimdi yemek söyleyeceğiz. Ne yemek istersin? Ayvalık tostu mu, hamburger mi? Rüzgar. Rüzgar mı yiyeceksin? Tamam, çok tatlısın. Ben de seni yemek istiyorum ama Ayvalık tostu denemek ister misin? Ben hamburger yiyeceğim. Hamburger. O zaman iki hamburger, bir Ayvalık tostu. Bakalım Can ne yiyecek. Ayvalık tostu. Tamam mısın? O zaman gidiyorum ve alıyorum. Buyurun efendi. Buyurun efendim, servisinizi getirdim. Burası çok güzel, tek olayı servis olduğu için böyle git gel taşıyorum. Evet. Hayır, vurdum ben ya, şurada taşıyorum arada getireceğim. Arkadaşlar patates almış, Ayvalık tostu almış. Atıştırmalık için gerçekten güzel bir yer bakın böyle, belediyenin. Bakalım ne getirecek şimdi? En güzel hamburgerler, ben de ablalarım aldım. Hamburgerde mi aldım? Hamburger aldım. Rüya ve Rüzgar hamburger istediler. Bir tık şaşırdım. Buraya gelip insan dediler hamburger yani. Ama herkese saygı duyuyorum. O zaman çocukları denizden çağırıyorum. Oturuyoruz ve Ayvalık tostunu tadına bakıyoruz. Ve bakıyorum tadına Ayvalık tostunu. Güzel. Sen evde bize yaptığında böyle değildi. Bu daha lezzetli. Sen bize yalancı Ayvalık tostu yapmışsın. Kendin yaparsın bunu. Sen getirirsin buraya o zaman. Haydi bakalım, afiyet olsun. Hadi annem. An itibariyle Cunda'nın çarşısındayız. Saat 7'ye yaklaştı. Artık burası bayağı kalabalık olmuş durumda. Şimdi gezeceğiz. Önce çarşıyı mı gezelim yoksa böyle taş Cunda evlerine mi bakalım? Taş Cunda evi. Cunda taş evi diye geçiyor galiba. Neyse gezelim. Rüya bir şey soruyorum. Önce çarşıya gidelim ondan sonra. Tamam. Hepsini yapacağız. Bekleyin bizi. Geziyoruz. Gezdiriyoruz. Var, çok güzel kıyafetler var. Şöyle gösteriyorum. Rüya aslında çok güzel değil mi böyle? Gizli kıyafeti gibi değil mi? Ben burada da
O ne? Hemen rüyada bir şeyler beğendim. Fiyatlara bakıyorum, bekleyin. 2550'ymiş evet bu kıyafet. Bence uzaklaşalım buradan. Çok pahalı. Geldi. Çok pahalı geldi hem de. Sence de öyle değil mi? Evet, bence yani de. Yani normal... Bu ne ya? Kokuyor duyuyor musunuz? Balık kokuyor. Balık kokuyor aşkım. Bana balık al. Baba balık. Baba et. Balık. Ay balık tost. Ay balık tost. Balık tost. Hamburger. Dondurma. Şapka. Harika. Bu erkek şapkası. Şener Şen'e benzedi. Evet erkek. Siz de söylemedin erkek şapkası diye. Rezil oldum. Ne yapıyorsun? Ayakkabı. Bedava su buldun. Tabii. Burası... çarşı sokak diye geçiyor yanlış bilmiyorsam eğer. Çarşı sokak diye geçiyor. Burada bir sürü böyle şeyler var. Kafeler falan var. Ay köpek eşi yanımdan. Vallahi ödüm patladı. Burada kafeler falan var. Şöyle göstereyim. İnsanlar burada oturup bir alışveriş yapabiliyorlar. Bir şeyler yiyip içebiliyorlar. Bence oldukça keyifli bir sokak. Şimdi taş evlerin olduğu tarafa doğru yürüyoruz yavaş yavaş. İnşallah, inşallah. İnşallah düşmezsem gidiyoruz o tarafa. Çantalar nefis görünüyor ya. Çok güzel şeyler var gerçekten. El yapımı birçok şey bir de burada. O çok tatlı geliyor bana. Şu anda geziyoruz. Çarşının içindeyiz. Taş evlere doğru yürürken şunu fark ettim arkadaşlar. Cunda'da gerçekten en zannediyorum meşhur şey balık. Her restoranda balık var mutlaka. Yani köfte, ızgara falan filan okey ama balık mutlaka var. Biraz da Girit yemekleri diye geçen yemeklerden var. Burası mesela pizza falan da var ama diyorum ya her şeyin balıklısı var. Balık çorbası, balık bilmem nesi, balık bir sürü balık çeşidi var. Burasının demek ki balığı meşhur birazdan şey yiyelim. Dizime kadar gelen suda bile balıklar var yani. Daha şey ayaklarımın değmediği balık bolluğunun olduğu bir yer Cunda. Şu an çok güzel bir fırının önündeyim. Hemen göstermek istiyorum size. Çok güzel eski bir fırın var burada. Evler falan gerçekten filmlerdeki gibi ya. Burada arkadaşlar burası bir otel. Rüya geçelim fotoğrafını çekeyim senin de. Gerçekten çok böyle... Hazır mısın? 3, 2, 1. Tamam beraber çekelim mi? 3, 2, 1. Şimdi gel. Rüzgar sen gel Rüya'yı tek çekeyim. Tamam peki Rüya sen gel seni tek. Poz ver. Çektim. Fotoğraf çekiliyoruz biz ya. Buranın özelliği o değil mi ama? İnsanlar çıkacak ne yapıyorsunuz diyecekler. Herkes fotoğraf parası istemiyor. Ama geliyor. Pardon fotoğraf çekiyordu. Fotoğraf çekiyordu kusura bakmayın. Ben arkamı döndüm. Ben arkamı döndüm direkt sizi tanımıyormuş gibi. Ya yapmadın mı öyle bir şey? Ne oldu? Ne? Ne? Ne istiyorsun? Fotoğraf ya. Tamam çekiyorum. Evet. Rüzgar çekiyor. Dur. Rüzgar kadrajdan mı çekiyor? Poz ver. Ben mi? Hiç fotoğraf çekmedim. Hep video çektim. Neden fotoğraf çek? Yani tamam mezuniyet fotoğrafını. Şu anda bir tane tek başıma resmim yok. Hep yanımdalar. O yüzden şahitsiniz. Sen de şahitsin. Mezuniyet fotoğrafı. Her türlü ben de gideceğim. Niye gireceğim şimdi oraya görürsün. Burada Fikret Bey konuğu var. Evet kim Fikret Bey? Hiçbir fikrim yok. Tanıyorsun tanıyormuş gibi sordum. Öyle bir ambiyansı ama bilmiyorum yani. Bak bu sokak da çok güzel bir sokakmış ha. Bu sokak çok güzel. İnsanlar burada ay. Köpek. Dün fotoğrafı çekiniyorlar gördün mü? Evet. Biz de seninle çekelim mi? Hayır işimiz var 10 senelik evliyiz biz. Yeniden evlendim. Sizsiz fotoğraflar, sizsiz yok. Kim, kimle evleneyim yeniden? İkimiz tekrar. Vay. Sen bilirsin. Ben Rüya çeksin. Fotoğraf mı? Ben yine mi? Çekiyorum. Tamam bak şimdi. Bak şimdi. Ben çekebilir miyim? Çekiyorum. Hazır mısın? Güven vermiyorsun bana. Hiç. Evet arkadaşlar siz bir tane ya seninle fotoğraf çekmek için. Tamam, tamam çekeceğim tamam. 1881 yazıyor gördün mü? Muhtemelen o evin yapım yılı. Bu bina 1881 yılında yapılmış muhtemelen.
tuttun. Dondurmalar alıyoruz. Buranın müthiş sakızlı dondurmasını deneyeceğiz biraz sonra. Geliyor senin dondurman. Sakız vanilya çilek dedin. Rüzgar vanilya alacaktık. Çikolataydı galiba Rüzgar'ınki değil mi? Çikolata. Buyur bakalım. Ve Rüzgar'ın dondurması da hazır. Ben de sakız çikolata çilek alacağım ben de. Ver Rüzgar, seninle aynısından alıyorum ben de. Haydi bakalım, siz geçin oturun, geliyorum ben de. Teşekkür ederim, ben de aldım. Şimdi ödeme yapayım, oturup yiyelim lezzetli bir şekilde. Bakalım sakız hakkındaki yorumlar ne o, neler olacak? Sakızı dondurma nasıl sence damla sakızım? Gerçekten. Rüzgar sen ne düşünüyorsun? Sence güzel mi? Bunun tadı yok. Nasıl tadı yok? Böyle hafif bir sakız kokusu geliyor. Ben çok beğendim. Ben bayıldım gerçekten. Ben sevindim. Neyi aldınız? Çilek, karamel çikolata benimki. Rüzgar'ınki normal çikolata, üstte damla sakız. Bana biraz sanki şey mi geçmişler ya? Bir de kampanya var. Çikolata, vanilya sakız aldım. Cunlu'nun taş evler bölümünü gezdiniz. Damla sakız dondurmasını yedik. Yediniz, evet. Başka neresi kaldı? Aslında balık güzel olur diyorlar ama biz çok tokuz yiyemeyeceğiz galiba balık. Balığı da yemeden dönelim, ne olacak yani? Bir şey söyleyeyim. Şurada deniz kıyılarına oturup, evet, birlikte dondurmalarımızı deniz manzarasında yesek olur mu? Masada yesek daha güzel olmaz mı? Ya biraz medeniyet ya, masada yiyelim. Yani. Masa bulunmuş kızım, o kadar medeniyet. Evet ya, masa bulamıyoruz, ben masa bulmuşum. Başka öyle diyor. Ve doymadık dondurmayla, lokmayla devam ediyoruz. Lokma yedin ama sen değil mi? Yedim yedim. Anne. Hayır lokması, bedava mı aldınız? Yok bedava değil, parasını verdik aldık. Parasıyla. Sen beğendin mi lokmayı? Lokma imparatoru, buyurun. Lokma imparatorundan aldık bu arada. Çok iyi bir adam. İmparatoru buranın. Cunlan'ın imparatoruymuş. İmparator ne yok? Bir var da ha. Denizde bir kur atıyormuş bir tane gemi. Şişlerle birlikte parayı ödeyenlerle birlikte. Sonra geri gelip şey yapıyormuş. Küçük düşüyordun. Düşüyordun. Tamam olur, ben parayı ödemem ama. Parayı sen ödüyorsan gidelim. Harçlıklarından. Ne kadar? Bilmiyorum. Bak az önce hiç sormuyordun ne kadar olduğunu. Harçlıklarından deyince hemen ne kadarmış diye soruyor. Arkadaşlar şu anda Cunda'nın sahilindeyiz. Evet, burada bir sürü böyle oturup yemek yiyebileceğimiz yer var. Ben şöyle geçeyim. Yerlerimiz için. Burası çok güzeldi. Devam edelim mi şöyle birazcık daha? Edelim. Hadi gidelim. Şurada siyah bir duman var karşıda, görüyor musun? Adanın karşı tarafı. Gördüm. Yangın değildir değil mi? Bilmiyorum üzerim. İnşallah değildir ya. Bu arada az önce bir tane sal açıldı buradan. İsterseniz bir de şu salı binip düz. Herhangi para ödemeden. Şu deniz üzerinden yapabiliriz isterseniz. Benim yatım burada. Senin yatın. Benimki. Hayırlı işler olsun. Teşekkürler. Cun'la gezimiz böyleydi. Sizi taş evlerin olduğu yerlere götürdük. Fotoğraflar çekindik ama benim hiç istediğim gibi olmadı. Sonrasında güzel bir şeyler yedik buraya ait. Buranın yöresel diyebileceğimiz. Ayvalık tostunu yedik. Denize girdik. Deniz mükemmeldi. Biz Cun'la'yı çok sevdik. Sizler Cun'la'yı sevdiniz mi? Yorumlara yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayın. Kanalımıza başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Artık eve dönüş zamanı. Arkadaşlar. 1000 abone daha gelirse artı nokta yeni Başak Seralı videomuz geliyor. Hoşçakalın, bay bay.